Finans Notlarından herkese tekrar merhaba efendim. Şöyle hemen kısaca bir tekrar rakamlara bakalım. Özellikle Borsa İstanbul tarafında bankacılık endeksi pozitif ayrışıyor demiştik. Birazdan Burcu Kıratlı'yla da konuşacağız. Tahvil tarafında ciddi bir alım var. 900 milyon dolara yakın, 562 milyon dolarda hisseye giriş gelmiş. Ciddi derken tabii son zamanlarda görmediğimiz rakamlar olduğu için haftalık bazda her iki tarafın toplamı 1.4 milyar dolara ulaşıyor neredeyse ve dolayısıyla da bu görece son zamanların rekorudur diyelim. BIST 100 endeksi %2.33 primli, özellikle bankacılık endeksini ayrıştırmıştık. Genel olarak CDS hareketi belirginleşti, 300'ün altına geldi. Gelişen ülkeler tarafında da benzer ama Türkiye'nin de ayrıştığını bir miktar belki söyleyebiliriz yine. Dolar TL tarafında yatay, özellikle bu seviyelere de biraz gözümüz alıştı. Bunu da birazdan konuşuruz. Euro dolar paritesi de 1.0928. Son olarak MTA bakalım. FED sonrasında altın hızlı bir yükseliş içerisinde, 2035 dolar tam bir gevşeme fiyatlaması diyelim. Piyasalarda faiz indirimi fiyatlaması. Brent petrolde de 75,5 dolar seviyesindeyiz. Şimdi Burcu Kıratlı bizlerle olacak araştırma masasında. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Burcu, tekrar hoş geldin. Hoş Şimdi bulduk. 5 yıllık risk primindeki düşüş tabii belirginleşti. Bugün dolar tabii tüm para birimlerine karşı aslında değer kaybediyor ama Türk lirası hani yatay diyelim ama CDS hareketini konuşacağız ve elbette portföy girişini. CDS şu anda tam 300.42, böyle 300'ün altına 299.9'da gördü. Değdi. Evet. Şu an üzerinde tekrar altında kalıcı olacak mı, olmayacak mı? Belki bütün Türkiye şu anda galiba bunu izliyoruz hepimiz aynı anda. Yani piyasacılar öyle en azından. Tabii. Bir de şu an verileri takip ediyoruz. KKM'den dönüş hızı, işte rezervler ve yabancılar ne kadar hisse aldı geçtiğimiz hafta. Toplamda sen az önce söyledin 1.4 milyar TL'lik bir giriş var. Aslında son haftaların 1.4 milyar dolar galiba en büyük girişi olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz haftadan bu yana endeksin performansına baktığımız zaman gözde işte 8100'lerden biz nereye 7500'lere 7600'lere olan bir düşüş olduğunu görüyoruz. Ama bu aşamada geçtiğimiz hafta yarım milyardı, bu hafta 1.4, yani toplamda 2 haftadan bahsediyorum sadece, yaklaşık 2 milyarlık bir alım var. Bu tarafta ama fonların ya da yerlilerin tabir ettiğimiz kısımda da bir miktar çıkışta olduğunu tabii söyleyebiliriz. Bunda hani mevduatların da etkisi olduğunu, mevduatın ve tahvillerin, ÖST'lerin rakip olduğunu konuşuyoruz ama bu yabancının ilgisi noktasında da artık böyle alımların olduğunu görmek, tabii bunlar çok yüksek rakamlar değil, hala bunu telaffuz etmek lazım ama yabancının ilgisinin olduğunu söylemek lazım. Yani BIST 100'ün zirvesinden sonra özellikle bugün benim bir analiz okuyordum. 3 Ekim'de BIST 100 zirveyi görmüş. Evet. Oradan toplamda 5.2 milyar liralık fonlardan çıkış diye. İşte yabancının sattığını aslında bir kısmı yerli aldı gibi oldu bu sefer. 8562 idi. Oradan aslında 10 bin puanlık da bir düzeltme de yapmış oldu. Endeks bu arada hacimler de düşük. Bu arada aslında şuna bağlamak lazım belki. Geçtiğimiz haftalarda S&P'nin biz işte not görünümüne dair değerlendirmesini okurken 3 tane noktadan bahsetmişti. Bir tanesi ödemeler dengesi, döviz rezervlerinde toparlanma, işte CDS'deki iyileşme. Tabii. Aslında şu an hani rezervlerdeki artış geçen hafta 140.3'müş. Bu hafta 141.4 olmuş. Sınırlı da olsa bir artış var. KKM yalnız yavaş artık çözülüyor gibi gözüküyor. Bunu belki şöyle yorumlamak lazım. İşte mevduatın cazibesine gidenler zaten gitti. Diğer tarafta kurumsallar şu anda biraz da vergi avantajından hala kullananlar var. Ki kurumlar da orada ağırlıklı olduğu biliniyor. Dolayısıyla aslında kurumların çözülmesi buradaki. Hmm. Aslında politikada da yer alan, ilk önce kurumları çözeceğiz. Daha sonra işte yerli yatırımcıyı, bireyselleri çözeceğiz demiştim Mehmet Şimşek'te. Dolayısıyla bunun herhalde çözülmesi için de daha sonra adımlar atılır diye düşünüyorum ama bu kısım özellikle çok belirgin. KKM'deki düşüş hızının yavaş olmasını da etkileyen kısım bu. Yabancıların ilgisi noktasında ise hem para girişi anlamında hem CDS anlamında bir ilgi var. Bunu yarınki Moody's'e bağlayacak olursak. Tabii, o da çok önemli. Şimdi olacak. Görünüme dair diyoruz ama bu bileşenlerle, ki hep söylüyorum 8 Eylül'deki notunda ortodoks politikalara, geleneksel politikalara dönüşle birlikte
ve notumuzun artırabileceğinden bahsetmişti. Burada sürpriz bir karar da olabilir diye düşünüyorum. Çünkü hem S&P'nin hem Fitch'in de bir kademede altında. Zaten onlarla bir kademe ayrışıyordu. Altında ve ayrışıyordu. Dolayısıyla bununla ilgili şu şartlar oluştuğunda biraz daha olumlu olabiliriz gibi geliyor evet. piyasada. Bugün de çok piyasa önemli. Bizim piyasamızda biraz daha hem yurt dışı piyasaların etkisiyle tabii risk iştahının artmasıyla birlikte hem bu CDS'teki olumlu hareketle birlikte olumlu bir fiyatlama içerisinde evet. olduğunu söyleyebiliriz. Gözler. Şimdi gelelim 16-15'te ECB yani. Kararını takip edeceğiz. Yani bir faiz artırımı, indirimi zaten beklenmiyor. Stabil kalacaktır muhtemelen ama 16-30'da da Lagarde'ı sıkıştıracaklar. Yani diyecekler ki hani faiz indirimleri için elverişli bir ortam oluşuyor. Çünkü biraz orada zaten Almanya teknik resesyonda yani Avrupa'daki resesyonu hep konuşuyoruz. Dolayısıyla hani bu tabii ABD tarafındaki hikaye bambaşka ama sanki en önce ECB faiz indirir diye de bir beklenti oluştu. Ne dersin? Piyasa evet. fiyatlamaları öyle mi? Evet güzel bir grafik yaptım hatta ben de bunun için. Güvercinleri saldı. Powell'dan başlayarak bugün evet. belki ECB'de de dünkü gibi bir nokta grafik evet görmeyeceğiz evet. biz ama şurada hemen bahsedeyim. Bu ay İngiltere Merkez Bankası'nın O da 15'te faiz indirimlerine ne kadar faiz indirebilir diye ECB'den ve FED'den aşağı yukarı işte 6 tane faiz indiriminin beklediğini burada gösteriyor. ECB'ninkisi FED'e göre biraz daha agresif ve belki biraz daha erken başlayabilir. Tam o söylediğin işte resesyon durgunluk endişeleriyle birlikte aslında ihtiyaçları da var. Ve dolayısıyla biz bunun yansımasını bu tahvil faiz indirimlerinin fiyatlanmasını ilk önce tahviller tarafında gördük ki getiriler düşmeye başladı. İşte 10 yıllıklar Amerika'da 2 yıllıklar düşmeye başladı. Amerika düşen tahvil bu arada Avrupa piyasalarında da düşüyor. Orada da 10 yıllıklar geri geliyor. Bunun etki analiziyle ilgili çok hızlı geldi. Çok hızlı geldi. Fed'in yani evet. şu anda hani Fed diyordu ya işte %5'lerde bizim hani piyasa zaten sıkışıyor diye yani sıkılaşıyor diye. Şimdi 5'ten de 4'ün altına o kadar hızlı indik yani neredeyse 1 aylık bir süreçte. Bu da biraz ister istemez hani bir korkutmuyor değil ama işte demek ki bir risk unsuru da görmüyorlar demek ki böyle bir yönlendirme yapabildiğine göre. Biraz abartılı fiyatlardaydı o 5'lere doğru gittiği zaman aslında. Şimdi FED'le böyle piyasa bir mücadele halindeydi. Genelde bunu bilmiyorum son zamanlarda herhalde piyasa yani şu andaki haliyle piyasa kazandı gibi gözüküyor. Çünkü bir kere tonu değişti. Yani 75 bas puan belki indireceğini zaten FED'in biliyorduk ama Powell'ın biraz daha güvercinvari konuşmalarının da bunda etkili olduğunu söylemek lazım. Dediğin gibi şu anda 4'ün de altına sarktı. Bu biraz daha rakamlarla birlikte burada bir volatilite olacaktır ama herhalde artık 4'ü şey yapacak gibi gözüküyor gözde. Yani 4 bizim için psikolojik bir sınır olacak gibi gözüküyor şu anda 10 yıllıklar açısından. Ama ben bir şeyden bahsedeceğim. Özellikle bu ECB'nin faiz indirimlerine dair bundan sonraki bankalarda şöyle bir analiz geçti Bloomberg terminlerinde okurken. Avrupa bankaları ile ilgili bu arada hala beğenilmekle birlikte tahvil getirilerinin düşmesinin özellikle banka portföylerinde sabit getirili menkul kıymet taşıyan bankalar için olumsuz olacağı. Olumsuz derken aslında şöyle bir sat önerisi gibi değil. Belki toplama için fırsat ama bu getirilerin aşağı doğru gelmesinin bankacılık endeksi tabii. için bir risk oluşturabileceğini düşünüyorlar. Banka hisse senedi rallisi ki tam anlamıyla da sorunsuz değildi. Özellikle bu Credit Suisse Mart ayındaki çöküşü ve işte buradaki kayıpların bir miktar daha dengelendiğini görüyoruz. Avrupa bankacılık endeksi ise bu yıl %19 artış göstermiş. Stoxx 600 ise %11'lik bir artış göstermiş. Burada biraz daha fazla hızlı gittiği ve bunun bankacılık endeksi için bir düzeltme olabileceği ama bunun da yine tamamen dediğim gibi sat önerisi tabii. değil, alım tarafından, akümüle olmak için bir alım tarafından da bakılacağını düşünüyor. Neden? Çünkü burada evet. özellikle faiz oranlarının avantajının azalmasıyla birlikte net faiz gelirlerinin zirve yapacağı peki. endişeleri ve aşağı düşeceği beklentisi. Peki bakalım karar geldikten sonra yine konuşacağız. Peki. Burcu çok teşekkürler. Peki. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Şimdi Doktor İsmet Demirkol bizlerle Pariterium Eğitim Danışmanlık Kurucusu. Hoş geldiniz Zeynep.
Merhabalar Gözde, teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan böyle yabancı yatırımcıyı konuştuğumuz dönemlere giriyoruz gibi görünüyor. CDS'teki hareket belirginleştikçe ve rezerv tarafındaki olumlu hava devam ettikçe elbette enflasyon bir şekilde onu da tabii ki önceliyoruz. Ama yabancı yatırımcı girişi dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta özellikle tabi ve hissede ciddi bir alım olmuş. Ne dersiniz? Özellikle Türkiye'deki tahvillerin %30'lardan biliyorsun %24'leri gerilemesine şüphesiz tabii ki ortodoks sürecin devam etmesi ki bunu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan 2024'te de sıkı para politikasının devam edeceğini Ankara'daki enflasyon raporu toplantısında ifade etmişti. Dolayısıyla bu duruşun devam etmesi. Diğer taraftan da dünkü Fed'in tutanaklarda artık toplantılarda Powell'ın özellikle söylediği 2024'te faiz indirim sürecine başlayacağız mesajı da tabii ki Türk tahvillerinin 2024'te daha cazip olacağını da söyleyebiliyoruz. Ancak, niçin ancak diyorum? Çünkü sıcak para politikası devam edecek. Fakat bizim hala üretimde yapmamız gereken de bazı yapısal reformlar var. Burada biraz geç kalıyoruz. Önce onu da söyleyelim. Dolayısıyla 2024'te tabii ki şüphesiz Türk tahvillerine giriş artacaktır. Özellikle Fed'in 2024'te 75 bas puanlık veya 150 bas puanlık faiz indirim süreci devam etmesi ki Euro bölgesi de buna katılacaktır. Türk tahvillerine ilgi arttıracaktır. Ancak bizim ihracata, üretime daha fazla da yatırım yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu konuda biraz bence de yavaştan alıyoruz gibi de gözüküyor. Onu da ifade etmek istiyorum. Ne gibi yapısal reformlar mesela? Biraz açalım onları isterseniz. Tabii. Çünkü ihracat tabii tarafını hep konuşuruz ezelden beri ki çok Avrupa odaklıyız ve orada ihracat şu anda daha sıkıntılı elbette. Bu da bizi etkiliyor ama evet, tabii biraz da böyle o kadar Avrupa'ya bağımlı olmak hani doğru mu? Bu da tartışılıyor. Katma değerli üretim çok konuştuğumuz unsur. Başka neler olabilir? Şöyle ifade edeyim. Dış ticaretten konuşalım. 2023 yılı şu an yaklaşık 100 milyar dolar bir dış ticaret açımı söz konusu ki bunun 75 milyar dolar civarı aslında enerji ithalat. Yani biz aslında 2023'te 78-79 milyar dolar bir ithalat yaptık. Enerji ithalatı. Daha tabii Kasım Aralık gelecek. Yani 80 milyar dolar bir enerji ithalatı diyelim. Şimdi 2024'te evet piyasa çok pozitif ama İlk faiz indirecek bölge Euro bölgesi olacak. Bunu ben sizlerle sohbet net ifade ettim. Dolayısıyla Amerika'daki faiz indirimleri bence ikinci çeyrekten belki sonra olacak. Belki üçüncü çeyrekten sonra olacak. Eğer ki Euro bölgesi daha erken bir faiz indirimine girerse ki öyle olacak bence. O zaman Euro-Dolar paritesi gerileme bizim ihracatımız Euro bölgesinde olduğu için bizim için ters bir sıkıntı yaratabilir. İki, biraz önce ifade ettim. Yapısal reform enerjide yeşil dönüşüme geçmemiz lazım. Ve güneş enerjisi, rüzgar enerjisi bu yarın çözülecek bir konu değil ama sermaye girişini evet portföyde artmaya devam ediyor. Tahvil girişlerimiz de olumlu Türk tahvilleri. Peki yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirim süreçlerine başlarsa o da 2024 son çeyrek diye bekliyorum. Bu durumda tekrar biz başa döneceğiz. Yani ifade etmek husus şu Gözde. Bizim 2024'te yeşil enerji yatırımlarımıza çok ciddi bir dönüşüm yapmak zorundayız ki 2025'te belki %2'leri, 2,5'ları görecek FED faizlerinde Türkiye sıcak sermaye çekebilsin. Aksi takdirde eğer biz enerji ithalatımızı çeviremezsek yerli üretim, katma değer büyüme. Son olarak şunu söyleyelim. Bugün Türkiye'de kilogram başı ihracat 1,5 dolar. Bunu 10 dolar, 15 dolara çıkarmak için de özellikle kimya sektörü, efendime söyleyeyim bilgi teknoloji, nanoteknoloji gibi belli sektörlere daha fazla yatırım yapmamız gerektiği kanaatindeyim. Burada da geç kalıyoruz. Dolayısıyla sadece faiz artışının çözümü evet olmadığını, Türkiye'nin çok ciddi bir şekilde üretime, özellikle ihracatta rekabetçi kuru da konuşmamız gerektiğini artık bir kez daha söylemek istiyorum. Rekabetçi kur derken kur devalüe mi edilmeli o anlamda mı? Çünkü ihracatçılar bu seviyenin hani böyle çok 29'larda da kalınca biliyorsun kur bizde sakinleşince bir göze batıyor hemen orada işte biz şu anda fiyat rekabetimizi kaybettik diye söylemler duyabiliyoruz. Tabii şimdi şöyle ifade edeyim. Bugün Borsa İstanbul'da yabancı girişi ağırlıklı olarak banka tarafında değil mi? Evet. Şimdi bizim sanayiye daha fazla yatırım yapmamız lazım. Doğrudan yabancı yatırımı sanayiye çekmemiz lazım. Şimdi biz kuru çok baskıladığımız zaman ne oluyor? Evet 2024 enflasyon belki %36-40 olabilir ki benim beklentim %45 2024 yıl sonu. Peki 2025-2026'da ne yapacağız? Yani aslında bizim şu anki sıcak parayı tahvil girişlerini aynı şeyi ifade ettim. Üretime yatırıma çevirmemiz lazım.
üretime yatırmadığınız sürece 2025'te tekrar cari açık ve enflasyon bence yükselmeye devam eder. Yani sadece faiz politikasındaki faiz artışı ile siz enflasyonu ancak talebini durdurabilirsiniz. Arz enflasyonu durdurmak için de özellikle yine ifade ettim, yeşil enerji yatırımları ve ihracatları rekabetçi kuru daha fazla konuşmamız gerekecek gibi gözüküyor 2024'te. Peki kur korumalı mevduat, şimdi bazı özellikle raporlarda Türkiye değerlendirmelerinde evet şu anda hani pozitif şeyler oluyor, ortodoks politika, faiz artırımı, enflasyonla mücadele, rezerv iyileşmesi, bunları söylüyorlar ama kur korumalı mevduata da bir parantez açarak bunu da unutmayalım, yani hala risk devam ediyor diye, evet. Değil mi, yani bütçe yükü açısından da öyle, şimdi orada da çıkışlar yavaşladı, neden? Hı. Yani TL'ye geçmeye neden ikna olmuyor oradaki yatırımcı? Çünkü şu, Mayıs 2024'te %75 enflasyon görülme ihtimali giderek artıyor. Bunu zaten Sayın Bakan da ifade ediyor. Sayın Merkez Bankası Başkanımız da ifade ediyor. Ama diyoruz ki Haziran'dan itibaren düşüş olacak. 2024'te %36'ya inme sürecinde Türkiye'nin önümüzdeki 7 aylık politikasını görmemiz gerekiyor. Yani yatırım ne derece gelecek? Doğrudan yabancı yatırımda biz hangi sektörlere yatırım yapacağız? İşte bunları görmediğiniz zaman şu anki TL'nin de cazibesi artıyor ki muhtemelen belki Ocak 2024'teki Merkez Bankası toplantısında %45, %47,5 bile belki konuşabilecek. Yani faizler artış süreci devam edecek ama belki Ocak ayında son kez yapılacak. Şimdi böyle bir durumda mevduatın arttığı bir ortamda bile kurda geçişkenlikte bir soru işareti var. Yani kur baskılanıyor mu? Yani bizim ifade etmemiz husus şu, Türk tahvillerine giriş artıyor doğru ama üretim bu mekanizmada yabancı sermaye çekersek o zaman zaten KKM çok rahat çözülür. Yabancı sermaye çekmek için de doğrudan yabancı yatırım çekmemiz gerekiyor ki KKM erisin Türkiye'de. Ve KKM ancak doğrudan yabancı yatırım Türkiye'yi artmaya devam ederse bence özellikle döviz dönüşümlerde eriyeceğini ifade etmek istiyorum. Burada tabii hem doğrudan yabancı yatırımcı dediğiniz gibi hem de biraz daha tabii uzun vadeli fonların da aslında tabii Borsa İstanbul'da konuşlanması bekleniyor. Hepimizin isteği o tabii. Orada tabii özellikle geçtiğimiz yıllarda çok peş peşe çıkışlar yaşanmıştı. Ve tabii Türkiye'de özellikle para politikası anlamında da çok fazla değişkenlik yaşandığı süreçler. Bununla ilgili de mesela seçim öncesi sonrası diye hala tartışmalar devam ediyor. Bunu mesela değinmek ister misiniz? Yani burada özellikle çünkü yapısal reformlar derken hani şuna da atıfta bulunuluyor. Belki de Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması zorlaştırılsa dahi hani algı itibar diyebiliyorsunuz. Merkez Tabii. Bankası Başkanımız çok ifade ediyor. Çok da şahin söylemler aslında. Acaba böyle etkiler, böyle önlemler alınsa etki eder mi? Şöyle tabii ki ifade edeyim. Yani sonuçta Merkez Bankası'nın tabii ki bağımsız olması gerekiyor. Ekonomi yönetiminin tabii ki bağımsız olması gerekiyor ve bu uzun süreli olması gerekiyor. Buna ek olarak şimdi zaten her şey sonuçta ortada. Yani biz bir faiz indirim sürecinde başlıyoruz. Tekrar faiz arttırıyoruz. Tekrar faiz indiriyoruz. Bu politikanın da hep böyle düzenli olması gerekiyor. Yani hep faiz indirmeye devam edeceğiz veya hep faiz artışına devam edeceğiz. Yani bu dengede de tabii ki bu kararı verecek kurumun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olması gerekiyor. Şimdi dolayısıyla buna ek olarak belki kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği işte not görünümün pozitif olması yarınki Moody's'le beraber. Gelir mi yarın Moody's'den? Bence gelir. Çünkü zaten kredi görünümleri pozitif oluyor ama kredi notundaki dönüşüm de bence 12 ay sonra gelebilir. Ki bunun da gelmesi için biraz önce ifade ettim. Yani bizim cari açığın fonlaması sadece Türk tahvillerinin girişle değil. Yani üretim tarafındaki politikaya bakacaktır. Biraz önce de ifade ettiğiniz husus Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın çok kuvvetli olması özellikle. Yani siyasi mercinin her türlü desteği vermesi hep uzun vadeli olması. Tabii ki bağımsız kalması da yatırımcı tercih açısından da bir önem kazanacaktır gibi gözüküyor. Ama şu anki gördüğümde Moody's'in tabii ki bence pozitif süreci fiyatladığında söylememiz gerekiyor ki. Ama bu biraz önce ifade ettiğim gibi. Yani herkes şunu konuşuyor. Seneye faiz indirimi FED. Ben 2026'yı konuşuyorum. 2026'da faizler FED'de 2'ye inerse, 2'ye indiği zaman sıcak para Amerika'da kalır. Bizim o 2-2,5 yıllık süreçte sıcak parayı Türkiye'ye çekmek için üretimde, yani hikayemiz yeşil enerji olmalı. Bu yeşil enerji şu anda petrol fiyatları çok fazla artmadan bu yatırımı çevirmeliyiz ki buna ek olarak da yatırımcı kuruluşlardan muhtemelen 2024'te kesin bir not artışı olacak. Ama bu sıcak paradaki artık kalıcı üretimle dengelenmeli ki biraz önce ifade ettiğimiz gibi Merkez Bankası'nın da çok bağımsız kalması
tabii ki olumlu olarak süreci 2030'lara kadar Türkiye'yi götürebilir gibi gözüküyor. Yani biraz uzun vadede düşünmemiz gerekiyor. Hı hı. Çok fazla kısa vadede düşünüyoruz. Bu da açıkçası beni çok etkiliyor, endişe ediyor. Evet. Burada İngiltere Merkez Bankası da beklentiye paralel faizde bir değişiklik yapmadı. Saat 16.15'te elbette ECB'yi takip edeceğiz. Şimdi kesinlikle öyle. Yani şimdi enerji maliyetleri tabii geçtiğimiz seneye göre hafifliyor. Ama cari denge tarafında yine yumuşak karnımız enerji faturası ve altın ithalatı. Kesinlikle. Ona da bir değinmek lazım. Dünyada da trend olarak işte merkez bankaları diyoruz altın alıyor. Ama bizde kemikleşmiş bir altına olan talep. Yani bunu nasıl yorumlamak lazım? Yani şimdi mevduat faizleri artıyor, tekrar piyasaya güven mesajları veriliyor. Burada tabii vatandaşın, yani geleneksel bir kronikleşmiş altın sorunu da var. Tabii bunu bir günde çözmek belki çok zor ama oraya da değinelim mi son kez? Tabii ki, teşekkür ederim. Algıyı değiştirmek lazım. Yani sonuçta enflasyon artacak korkusuyla güvenli liman gayrimenkul oluyor, altın oluyor. Şimdi dolayısıyla bu güvenli limanı, altını veya gayrimenkulü algıyı değiştirmek için biraz önce ifade ettim. Kalıcı olarak yerli üretim, katma değerli büyüme modelini uygulamak lazım. Ama bunu kilogram başı ihracatı arttırarak veya satın alma gücünü arttırarak uygulamamız lazım. Şimdi bunları gerçekleştirirseniz zaten kimsenin çok fazla altın biriktirmesine gerek kalmaz. Ama biz o algıyı değiştiremediğimiz için, yani hala enflasyon artacak korkusu ister istemez yaratılıyor ki konuştuğumuz rakam yıl sonu %36 2024. O bile çok yüksek. Yani gelişmiş ülkeler veya gelişen piyasalarda %2-3 kabul ediliyor. Dolayısıyla böyle bir süreçte şüphesiz altınla talebin tabii ki artacağını görebiliyoruz. Yine aslında işin sonucu yabancı sermayenin, fon girişinin Türkiye'ye küresel fonların girmesiyle belki de daha çok çözülebileceğini de yine ifade etmemiz gerekiyor. Burada son zannediyorum 1-2 dakikamız ama enflasyona ilişkin asgari ücret artış riski. Aylık enflasyona odaklanın da dedi Sayın Bakan. Nasıl okumak lazım beklenen enflasyon üzerinden? Bir yandan çünkü emekli maaşları revize edilecek, tabii, bunlar bekleniyor. Öte yandan herkesin, tüm çalışanların hepimiz gibi, yani asgari ücretteki zam oranı hepimizi etkileyecek. Nasıl bir sistem uygulanmalı? Şimdi tabii ki eğer hedefeden enflasyon düşünülürse %36 ama gerçek şu anki Mayıs 2024'te %75 fiyatlanıyorsa o zaman %36 da yetmeyecek. Şimdi o zaman bu her şekilde enflasyonun üzerinde bir artışın istenip istenmediğini konuşmak lazım. Şu anki beklentim 17 bin civarında net olur ki bu bile bence yeterli değil. Çünkü bir defaya mahsus verilecek ama bunun tabii ki enflasyona katkısı 5-6 puan olabilir. İşte ondan dolayı Merkez Bankası Ocak ayında bir faiz artışı yüklü yaparak %47,5'a çekebilir son kez. Ama ondan sonra asgari ücretin alım gücünü arttırmak için üretime daha fazla çaba sarf etmemiz gerektiği kanaatindeyim. Doktor İsmet Demirkol, çok teşekkür ediyoruz şimdiden. Ben teşekkür ederim. İyi seneler dileyelim. Belki tekrar yayında görüşemezsek diye. Ve böylelikle seans notlarını noktalıyoruz. Saat 16'da tekrar görüşeceğiz.